Evet arkadaşlar, Ehliyet Hocam Ağustos ilk yardım çalışma sorularıyla devam ediyoruz. İlk sorumuz hemen şöyle geliyor. İlk yardımcının kazazedenin sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini arar demiş. Hangisini arar? A 110, B 112, C 177, D 185. Doğru cevap tabii 112. Evet ikinci sorumuz aşağıdaki organlardan hangisi karın bölgesinde bulunur demiş a kalp B yutak c mide D. akciğer doğru cevap Tabii ki de e, midedir arkadaşlar diğerleri e, zaten bulunduğu yerler e, diyafram şey, e, kasının üstünde yer alıyor devam edelim Aşağıdakilerden hangisi bak dinle hisset yöntemiyle ile kazazede üzerinde yapılan değerlendirmelerden biri değildir demiş. A deri renginin gözlenmesi, B soluk verişinin hissedilmesi, C solunum sisteminin dinlenmesi, D solunum hareketlerinin gözlenmesi. Doğru cevabımız A şıkkı arkadaşlar. Deri renginin gözlenmesi olacak. Bir sonraki sorumuz şu şekilde. Çenenin başlığına pozisyonu aşağıdaki durumlardan hangisinde verilmesi sakıncalıdır demiş. A. Solunum güçlüğü olanlarda. B. Dilin geriye kaçıp hava yoluna tıkadığı durumlarda. C. Ağızdan ağıza yapılan suni solunum uygulamalarında. D. Boyun omurlarında hasar olanlarda. Doğru cevabımız D şıkkı. Boyun omurlarında hasar olanlarda bu pozisyon sakıncalıdır arkadaşlar. Beşinci sorumuz. Burun kanaması olan kazaze diye yukarıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması yanlıştır demiş. <laughs> A. Ah, e, şey, ışıklar şey, üste verilen bilgileri söylüyorum arkadaşlar. Sırt üstü yatırılıp başın geriye alınması. Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi burnun kanatlarının 5 dakika süreyle sıkış sıkılması. Arkadaşlar doğru cevabımız B şıkkı yani 1 ve 2 bunların yapılması yanlıştır. Geriye kalan ise 3. E, seçenekteki doğrudur arkadaşlar. Evet soru 6. Aşağıdakilerden hangisi durmuş olan dolaşım sistemini yeniden çalışır hale getirmek için uygulanır? Al kalp masajı, B. Atele tespiti, C. Köprü kemiği, D. Rente manevrası demiş. Doğru cevap kalp mesajı olacak arkadaşlar. Kanamalarda kanın açık renkte ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akması ne tür bir kanama olduğunu gösterir? A. Diş eti kanaması, B. Atardamar kanaması, C. Toplardamar kanaması. D. Kılcal damar kanaması. Doğru cevap B. Atar damar kanaması olacak arkadaşlar. 8. sorumuz. Omuz veya koldaki kanamalarda kanamayı azaltmak için hangi bölgeye basınç uygulanır? A. Çene altına. B. Şakak bölgesine. C. Kasığın iç kısmına. D. Köprücük kemiğinin iç kısmına demiş. Doğru cevabımız köprücük kemiğinin iç kısmına olacak arkadaşlar. Şok pozisyonunda kazazedenin ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir demiş. Sindirime yardımcı olmak. Hayır arkadaşlar. Vücut sıcaklığını düşürmek. Hayır. Solunumun düzenli olmasını sağlamak. D. Beyne yetenecek kan gitmesini sağlamak. Doğru cevap D şıkkı arkadaşlar beyne yeterince kan gitmesini sağlamak olacak. 10. soru Kazazedenin burnundan ve kulağında kan ile birlikte sıvı gelmesi aşağıdaki yaralanma durumlarından hangisinde görülür? A. Şiddetli baş yaralanması B. Göğüs Sedelenmesi C. Dalak yırtılması D. Mide delinmesi demiş. Doğru cevap şiddetli baş yaralanması olacak. Kırık ve çıkık bölgesinde ilk yardım olarak aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır? A. Sürekli buzla olur. B. Kuvvetli masaj yapılır. C. Sıcak uygulama yapılır. D. Hareketsiz kalması sağlanır. Doğru cevabımız D. Hareketsiz kalması sağlanır olacak arkadaşlar. Duyu organlarının hiçbir uyarana tepki vermeyecek şekilde fonksiyonlarını yitirmesiyle beliren uzun süreli bilinç kaybı hali aşağıdakilerden hangisidir? A. Şok B. Bayılma C. Koma D. Kansızlık Doğru cevabımız koma olacak arkadaşlar. Kazazedeyi araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir? A. Kollarının baş hizasında durmasına. B baş tarafından çekilerek çıkarılmasına C ayak tarafından çekilerek çıkarılmasına D baş boyun gövde hizasının bozulmamasına Doğru cevabımız D şıkkı olacak arkadaşlar Ve sıradaki soruya geçelim Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır? İyileşmeyi kolaylaştırmak, kazazedelerin özel yaşamlarıyla ilgilenmek, Yaşamın korunması ve sürdürülmesini sağlamak verilmiş üst bilgide doğru cevabımız 1 ve 3 olacak. Yani iyileşmeyi kolaylaştırmak ve yaşamın korunmasını ve sürdürülmesini sağlamak olacak arkadaşlar. 15. sorumuz kalp ve damarları vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır demiş. Kalp ve kan damarlarından bulunduğu sistemi sormuş. Malumunuz vücudumuz sistemlere ayrılmıştı. Sinir sistemi, dolaşım sistemi, sindirim sistemi ve solunum sistemi şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız ne olacak arkadaşlar? Dolaşım sistemi olacak. Bak, dinle, hisset yönteminde bak ne anlama gelir? A. Yaralının göğüs kafesinin inip kalktığı anlamına bakılması. B. Kaza bölgesine yanıcı madde olup olmadığına bakılması. C. Yaralıda kırık çıkıp olmadığına bakılması. D. Kaç yaralı olduğuna bakılması. Doğru cevabımız A'dır. Yaralının göğüs kafesinin inip kalktığına bakılması. 17. sorumuz. Kazazedenin hava yolu açmak için uygulama tekniği verilen pozisyon aşağıdakilerden hangisidir? Yukarıda arkadaşlar vermiş onu okuyorum. Bir el alına yerleştirilir. Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir. Alnından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir. Bu hangi pozisyon? A. Şok pozisyonu. B. Yara oturuş pozisyonu. C. Baş geri çene yukarı pozisyonu. D. Yukarı yüzü koy, yarı yüzü koyun ve yan pozisyon. Doğru cevabımız C şıkkı baş geri çene yukarı pozisyonu. Kanama olan bölgeye turnike uygularken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir? A. Eklem bölgesi olmasına. B. Kalp seviyesinde bir bölge olmasına. C. Vücutta yassı kemiklerin olduğu bölge olmasına. D. Vücutta atar damarların geçtiği ve tek kemikli bölge olmasına. Doğru cevabımız D şıkkı vücutta atar damarların geçtiği bölge olmasına olacak arkadaşlar. 19. sorumuz. Başından yaralanan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır? A. Yarası sarılarak uyutulur. B. Yaralı bölgeye sıcak uygulama yapılır. C. Solunum yolu açık tutularak sevk edilir. D. Kanama yoksa bir şey yapmaya gerek yoktur demiş. Doğru cevabımız C şıkkı. Solunum yolu açık tutularak açık tutularak hastaneye sevk edilir arkadaşlar. Evet, bu belirtiler de hangi tür tıkanma olduğunu gösterir. Soluk yoluna kaç yabancı cisim kaçmış bir kazazedenin konuşmadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boğazına götürdüğünü gözlemlediniz demiş yukarıda bilgi olaraktan. Doğru cevabımız A şıkkıdır arkadaşlar. Yani tam tıkanmadır. 21. sorumuz aşağıdakilerden hangisi atar damar kanamasındaki kanın özelliklerindendir? A) Açık kırmızı renkte olması ve fışkırarak akması. B) Çok hafif olup sızarak akması. C) Kısa sürede pıhtılaşması. D) Yavaş akması. Doğru cevap A şıkkı. Yani açık kırmızı renkli olması ve fışkırarak akması olacak. Bir sonraki sorumuz 22. soru. Kalp atımları anlamayan yetişkin bir insana şekildeki bir pozisyon verilerek yapılan dış kalp masajında göğüs kemiğine uygulanan bası ne kadar çökme olmalıdır? A 1 santim, B 2 santim, C 5 santim, D ise 6 santim olduğunu söylemiş. Doğru cevabımız C şıkkıdır. 5 santim olmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir? A. Zihinsel aktivitelerin artması. B. Cildin soğuk ve nemli olması. C. Vücudun sıcaklığının hızla yükselmesi. D. Dilin gevşeyerek geri doğru toplanması. Doğru cevabımız B. Cildin soğuk ve nemli olması olacak arkadaşlar. Sorularımız burada son buluyor. Ehliyet hocam olaraktan başarılar dileriz sınavlarınızda. İyi bir şoför olmanız dileğiyle arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayınız.